Herkese merhaba. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Finlandiya'da yapılan her düzenleme çocukların iyiliği gözetilerek yapılıyor. Yani onların daha küçük yaşlarda strese, baskıya maruz kalmaması, hayal kırıklığı yaşamaması hedefleniyor. Şimdi sizlere bu amaçla 2025 yılında hayata geçirilecek bir projeden söz etmek istiyorum. Finlandiya'da okullar belediyelere bağlı. Belediyeler okulların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Kalem, kitap, defter, laboratuvar ya da el sanatları malzemeleri gibi bir okulda ihtiyaç duyulan ne varsa hepsini belediyeler karşılıyor. Okullar tamamen ücretsiz. Ek kitap yok, kırtasiye masrafı, okul kıyafeti gibi saçmalıklar yok. Hatta okul kantini, simit, ayran gibi şeyler de yok. Okullarda öğrencilere her gün besleyici oldukça düzgün yemekler veriliyor. Yani aileler için okullar tamamen masrafsız. Bu konuyu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Bugün çocukların ruh sağlığı düşünülerek hayata geçirilmek istenen bir projeyi sizlerle paylaşacağım. Helsinki Belediyesi iki dilli eğitim için seçme sınavlarını kaldırma kararı aldı. Bu şu demek, örneğin Fince İngilizce, Fince İsveççe, Fince İspanyolca, Fince Rusça gibi iki dilde eğitim veren okullara girebilmek için çocukların sınava girip başarılı olması gerekiyor. Bu da çocuklar için stres, baskı, kaygı, hayal kırıklığı yaşamaları anlamına geliyor. Bu biraz Türkiye'deki dershaneleri ya da şimdiki adıyla eğitim kurslarını hatırlatıyor. Öğrenciler her adımda sınavlarla boğuştukları için kurslara gitmek zorunda kalıyor. Bu hem ciddi paralar harcamasına hem de çocukların baskılar, hayal kırıklıkları yaşamalarına sebep oluyor. İşte Helsinki Belediyesi buna benzer bir süreci sonlandırma çalışmalarını başlattı. Konuyla ilgili açıklamayı eğitim ve öğretimden sorumlu belediye başkan yardımcısı Johanna Lasari yaptı. Yeni düzenlemenin çocukların çıkarlarına olduğunu vurguladı. Mevcut durumun çocukların kurslara alınmasına yol açtığını hatırlattı. Çocukların bu baskıdan kurtulmasının önemine değindi. Amaç iki dilli eğitim için seçme sınavlarını kaldırmak. Bunun yerine öğrenciler kura çekilerek okullara alınacak. Öğrenciler yarışmak zorunda kalmayacak, stres yaşamayacak, hayal kırıklığına uğramayacak. Kura da çıktı çıktı, çıkmadı yapacak bir şey yok. Yeni düzenleme 2025 yılında hayata geçirilecek ve 2 yıl izlenecek. Bu süreçte başarılı sonuçlar elde edilirse reform kalıcı hale gelecek. Belediye ayrıca çift dilli eğitim veren sınıf sayısını da artıracak. Şu anda 6 okulda Fince İngilizce eğitimi için 5 sınıf bulunuyor. Bu sayı 6'ya çıkartılacak. Fince İspanyolca gibi diğer iki dilli eğitim veren sınıf sayıları da artırılacak. Okullarla ilgili bir başka gelişme ise yemekler hakkında. Başta söylemiştim, okullarda yemekler ücretsiz. Geçtiğimiz günlerde Fin medyasında yer alan bir habere göre vejetaryen yemeklerden oluşan uzun bir liste okullardan kaldırıldı. Vejetaryen yemek çeşitleri eskisinden daha az olacak. Çünkü çocuklar bu yemekleri yemedikleri için çoğunlukla çöpe atılıyordu. Son olarak Finlandiya Havayolu Şirketi Finnair'in aldığı bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Finnair Asya uçuşlarını İran hava sahasından uzaklaştırma kararı aldı. Biliyorsunuz İran ile İsrail arasında son dönemde yükselen bir gerilim söz konusu. İran'ın İsrail'e saldıracağı konuşuluyor. Finnair İran hava sahası üzerinden Tayland, Hindistan ve Singapur gibi noktalara uçuş yapıyordu. Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre artık bu yol kullanılmayacak. Birçok Avrupa havayolu şirketi de İran'a uçuşlarını askıya aldı. Alman ve Avusturya havayolu şirketleri 18 Nisan'a kadar Tahran'a uçmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarla katkıda bulunmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.